Sevgili Engin Açar karşımızda canlı yayında hazır, bizi bekliyor ve Zincirlikuyu'da ve tam da bu HES meselesiyle ilgili olarak yani işte bu şeylerde İstanbul Kart'ta kullanılmasıyla ilgili olarak gelişmeler neler, ayrıntılar neler kendisinden alacağız. Günaydın Engin Açar. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Musa Özurlu. Zincirlikuyu'dayız. İstanbul'da da bugün kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor dün geceden itibaren. Anadolu yakasında daha fazla kar yağışı var. Kameraman arkadaşım gösterecektir şu anda. İstanbul'da da sabah erken saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yağmaya başladı. Zincirlikuyu'dayız. HES koduyla eşleştirilmiş İstanbul kartlar bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında kullanılmaya başlandı. Eylül ayında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Genelgeyle COVID-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor. Şu anda İstanbul'la Sağlık Bakanlığı HES uygulaması arasında entegrasyonun sağlanması noktasında İBB iştiraki Belbin'le Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli entegrasyon çalışmalarını başlattı ve günlerdir duyuru yapılıyordu. Ayın 15'ine kadar HES koduyla bu İstanbul kartların iletişimi sağlanmaya çalışılıyordu. Vatandaşlar uyarıldı, eşleştirmelerin yapılması istendi. Bugün bu uygulama başlandı. İşte görüyorsunuz vatandaşlar teker teker turnikelere gelip İstanbul kartlarını basıyor. Onlardan biriyle isterseniz konuşmaya çalışalım. Efendim merhabalar, canlı yayındayız. Biliyorsunuz eşleştirme isteniyor artık HES koduyla İstanbul evet. kartlar. Yaptınız mı bu eşleştirmeyi? Yapmadım. Peki şu an geçebildiniz mi? Hayır, geçemedim. Ne düşünüyorsunuz bu uygulama hakkında? Valla bilmiyorum. Biz de burada değiliz. Yabancıyız. Daha ilk defa kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. Yani siz bu eşleştirmeyi yapmadınız. Evet, yapmadım. Daha hiç bilmiyorum ya nasıl yapacağını. Normalde amaçlanan şey COVID-19 bulaş riski olanların ulaşım araçlarını kullanmaması. Evet. Yaptırmayı doğru. düşünüyor musun? Yaptıracağım. Teşekkürler. İşte vatandaşları duydunuz, Musa Özurlu. Kimi vatandaş yaptırmadı, kiminin hala haberi yok. Bugün son gündü ve şu anda uygulamaya konuldu HES koduyla eşleştirme İstanbul kartları. Vatandaşlar şu anda toplu ulaşım araçlarına binmek için son çare olarak eşleştirmeleri yapmaya devam ediyor. Şu anda Zincirlikuyu'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Engin, gün içerisinde gelişmelerle tekrar siz... Devam edeceğiz. Engin, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu HES kodu nasıl yükleniyor? Yani bu karta nasıl yükleniyor? Yani herhangi bir bayiden yüklenebiliyor mu? Bir internetten mi girmek gerekiyor? Vatandaş ne yapacak peki bunu yüklemek için? Tekrar alabilir miyim Musa Özurlu? Sesi alamıyorum çünkü... Bu HES kodu bu kartlara nasıl yükleniyor? Yani herhangi bir bayiden yapılabiliyor mu bu? Ya da işte internetten mi yapmak gerekiyor? Ne yapılması lazım yüklemek için? Nereden de yapılıyor Musa Özurlu? İnternet üzerinden de yapılıyor. İnternet sitesi üzerinden girip iletişim bilgilerini yazıyorsunuz. HES kodunuzu yazıyorsunuz. İstanbul kartın üzerinde bulunan numarayı da yazdıktan sonra eşleştirme işlemi yapılıyor. Bu şekilde İstanbul kartları daha sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor İstanbul halkı. Ve COVID-19 bulaş riski de toplu ulaşım araçları için en az seviyeye indirilmiş oluyor. Peki orada Zincirlikuyu'da üst geçidin üst yolun altındasınız. Kar falan göremiyoruz. Var mı etrafta kar? Nedir durum orada? Biraz bir şöyle çevirin biz ve bir gösterin bakalım oraları ya. Arkadaşım gösteriyor. Tekrar göstersin. Şu anda mesela biz yayına başlarken az önce kar yağışı vardı. Yağmurla karışık bir kar yağışı söz konusuydu. Sabah erken saatlerden itibaren başlamıştı İstanbul'da ama şu an için en azından Avrupa yakasında yoğun bir kar yağışı söz konusu değil. Kısım kısım bazı yerlerde olsa da Anadolu yakasında aldığımız bilgilere göre özellikle Kartal tarafında bir hayli yoğun kar yağışı olduğu izlenimlerini aldık sabah saatlerinde. Anadolu yakasında kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor ama şu anda İstanbul yakası için aynı şeyleri söylemek söz konusu değil. İlerleyen saatlerde yağışların Avrupa yakası için de devam edeceği söyleniyor. Peki Engin Açar, çok çok teşekkürler bu tüm bu bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz.